Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz Orjel Matematik Yayınları'nın 2024 TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sıra geldi kümeler konusuna. Kümelerde toplam 7 tane testimiz var. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden ilk testin çözümleriyle çözümlerimize başlayalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzla çözümlerimize başlayalım bakalım bize ilk soru ne anlatıyor. Büyük ihtimal bir kavram sorusu. Genellikle ilk sorumuz öyle oluyor. İlk testin ilk sorusu. Yukarı verilenlerden hangileri bir küme belirtir? Şimdi kümenin tanımı nasıl arkadaşlar? Herkes tarafından aynı anlaşılacak. Net bir tanım olacak. Yani muallak bir tanım olmayacak. İşte sınıfın yakışıkları, sınıfın güzelleri, sınıfın zekileri gibi kavramlar muallak. Yani herkese göre değişebilecek kavramlar. illaki eleman sayısı olmak zorunda değil. Eleman sayısı sıfır dahi olsa net bir tanım yapabilmeliyiz. Mesela uçan Diller, net bir tanım gibi. Tamam, öğrenilmesi zor diller. Şimdi kime göre, neye göre? Mesela bana göre öğrenilmesi zor bir diller vardır. Başkasına göre o diller çok kolay öğrenilir. O yüzden muallak bir ifade. O yüzden bu bir küme belirtmez. Bir diyenleri biz ne yapalım? Bu şekilde silelim. Karesi sıfırdan küçük olan gerçel sayılar. Yani karesi sıfırdan küçük olan gerçel sayılar. Evet böyle bir gerçel sayı yok ama herkes tarafından aynı anlaşılıyor. Ve çözüm e, kümemizin eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? Sıfırdır. Yani boş kümedir. Ama ne olursa olsun bir ne yapar arkadaşlar? Bir küme belirtir. İki yani bir kümedir. Çift asal sayılar. Evet çok net bir şekilde bakın bir küme belirtir. Herkes tarafından aynı anlaşılıyor. O zaman 1970 yılından sonra kurulmuş ülkeler bunun sayısı da bellidir aslında. O zaman bu arkadaş da bizim için bir küme belirtir dersek ilk sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? Edin olacak diyebiliriz. Bu ilk sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Şimdi kümesinin eleman sayısı nedir dediğinde şimdi ana bir küme işareti var bir dışarıda bir de içeride. Bir de burada virgüller var. Ben şöyle yapıyorum. Bu virgüller arasındaki elemanları sayıyorum. Ben buraya tekrardan bir küme sembollü bir eleman koyabilirim. Orası ne beni ne de seni ilgilendirir. Tamam mı? Oralara hiç takılmıyoruz. Biz sadece ana virgüller arasında kalan elemanları sayıyoruz. 1, 2. Bunun tamamı bir elemandır arkadaşlar. Bu böyle bir sembol gibi düşünülecektir. Tamam O zaman bu nedir içi, bizim için? 3 elemanlı bir kümedir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 3'e. 11 basamaklı sayısını oluşturan rakamlar ile oluşturulan kümenin eleman sayısı. O zaman biz bir kümeye bir elemanı kaç kere yazabiliriz? Bir kere yazabiliriz. Biz de ona dikkat ederek hareket edeceğiz. Şimdi ne var? 1 var, 0 var, 2 var, 4 var, 5 var, 7 var, yeter. O zaman toplam kaç tane oldu? 6 tane oldu mu? Oldu. O zaman cevabımız ne geldi 3. soru için? Edirne geldi diyebiliriz. Şimdi geldik 4'e. Bu kümeler için aşağıdakiler hangisi doğrudur demiş. Şimdi bakalım nasıl bir tanım yapmış. A kümesi eksi 10 ile 10 arasında K bir doğal sayı olacak şekilde buradaki K'ya ne yapıyoruz? Doğal sayılar veriyoruz. Yani 0 versek 0 olur. İşte 1 versek 2 olur. 2 versek 4 olur. 6 olur. 8 olur. Demek ki bizim A kümemiz nelerden oluşuyor? 0, 2, 4, 6, 8'den oluşuyor. Peki B kümesine geldiğimizde Diyor ki bana m a'nın bir elemanı olacak. Yani 0, 2, 4, 6, 8'den biri olacak. Eksi 2 ile 2 arasında kalacak. O zaman neler olabilir? İşte 0 bölü 3 olur. 2 bölü 3 olur. 4 bölü 3 olur. 6 bölü 3 olur. Eksi 2 ile 2 arasında kaldığımız için bizim b kümemiz de bu elemanlardan oluşmaktadır. A kümemiz de burada. A'yı da ben buradan buraya alayım isterseniz. Şimdi beraber bakalım. Eksi 4 A kümesinin bir elemanı mıdır? Değil. 3 B'nin bir elemanı mıdır? Buradan ne geliyor aslında? Buradan 2 geliyor. Bunu 2 diye gösterelim. Yok. B'nin bir elemanı değildir. A kümesinin eleman sayısı 9 mudur? Şş, yok. Orada 9 değildi zaten. Burada da kaç değildi? Burada 5'tir. O zaman bu da doğru değil. B'nin eleman sayısı 4'tür. 1, 2, 3, 4. Evet doğru. Doğru cevabımıza gelecek 4 soru için. Denizi gelecek diyebiliriz. Hadi bakalım geldik sağ tarafa 5. sorumuza. Şimdi kök 5 ile 4 kök 5 arasında x bir tam sayı olacak şekilde bir küme tanımlamış. Şimdi kök 5 2 küsürdür. 4 kök 5 4'ü içeri alırsanız ne yapar orası? 80 yapar. Bu da kök 5. Bu ikisi arasında kalacak tam sayıların adedini istiyor. Şimdi mesela buraya 3 gelir. 4 gelir. 5 gelir. 6 gelir, 7 gelir, 8 gelir, 9 gelmez. 9'un köklü hali kök 81'dir. Kök 80'den büyüktür. O zaman bizim buraya yazabileceğimiz eleman kaç tanedir? 6 tanedir. Demek ki a kümesinin eleman sayısı neymiş arkadaşlar? 6'ymış diyebiliriz. Bu da 5'in sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 6'ya. Kümesinin elemanı aşağıya hangisidir demiş. Kümesinin elemanı. Bak şimdi bu bir küme... Bu kümenin içerisine yazdığımda eleman yani şurası senin bir elemanın. O zaman orada kaç tane var dikkatli sayalım. 1, 2, 3 tane küme parantezi var. 1, 2, 3 evet tuttu. Denizlideki bizim A, B kümemizin neymiş arkadaşlar elemanıymış diyebiliriz. Şimdi geldik 7. sorumuza arkadaşlar. Bu soru biraz zor bir soru. İlk başta ben de anlamadım açıkçası biraz uğraştım. Sonradan çözüme ulaştık ama... Bakın beraber inceleyelim. Bir kümenin herhangi bir elemanı o kümenin bir alt kümesi oluyorsa bu elemana orijinal eleman adı verilir. Şimdi bir kümenin bir elemanı aynı zamanda o kümenin nesi olacak? Alt kümesi olacak. Şimdi mesela böyle bir eleman bir alt küme oluşturmaz. Bunu geçelim. 2'yi de geçelim. Mesela şuna bakalım. Bu bir eleman mı? Eleman. Peki böyle bir alt kümen var mı? Var. O zaman tamam bu orijinal eleman. Peki senin böyle bir elemanın var mı? Var. Peki senin bu elemanın aynı zamanda bir alt küme oluşturuyor mu? Ya da alt küme oluyor mu? Evet bakın bir ve iki diye elemanın var senin. Peki senin böyle bir elemanın var mı? Var. Peki bu sana bir alt küme oluşturuyor mu? Evet mesela şunu bir kümenin içerisine aldığın zaman bir alt küme oluşturur. Kaç tane yaptı abim? Üç tane yaptı mı? Yaptı. O zaman doğuracağımız 7. soru için ne gelecektir? Denizi gelecektir diyebiliriz. Ters bir soru bilginiz olsun. Şimdi A kümesinin alt küme sayısı ile B kümesinin eleman sayısı toplamı 16. A kümesinin eleman sayısı 2 üzeri A yazalım biz buraya. B kümesinin eleman sayısı 16. Buna göre birleşimler en çok kaç elemanlıdır demiş. Ben olsam burada A'yı az seçerim ki hani toplamları çok çıksın. Mesela A'yı 0 seçsek ki öyle bir şart yok. Hani boş küme de olabilir bir küme. Değil mi? O zaman ne yaptı? 2 üzeri 0 ile B'yi toplarsanız 16 yaparsa B buradan kaç geldi? 15 geldi. Peki bunların toplamı ne yapar arkadaşlar? 15 yapar diyebiliriz. Sen A'yı arttırınca B biraz hızlı büyüyecek, küçülecek. Mesela A'yı 1 kabul etsen 2 üzeri 1 artı B 16'dan A 1 olacak. B buradan kaç oldu? 14 oldu. Toplamları ne yaptı? Yine 15 yaptı. Peki 2 üzeri 2 artı B eşittir 16 desek. O zaman 4 B'si kaç oldu? 12 oldu. A'sı kaç oldu? 2 oldu. Toplamları 14 oldu. Daha küçük yani. En çok olmasını istiyor. O zaman doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 8. soru için Ceyhan gelecek diyebiliriz. Şimdi geldik 9. sorumuza. 9'da diyor ki böyle bir küme verdim sana diyor. A kümesinin alt kümelerinden biri aşağı gelen hangisi değildir? böyle bir alt küme var mı? Peki şöyle bir eleman varsa içindeki elemansa ben onu küme paranteziyle yazdığım zaman bu bir alt küme olur. O zaman bu okey. Mesela böyle bir elemanın var mı? Var. O zaman bu da bir alt kümedir. Senin böyle elemanların var mı? Var. O zaman bu da alt kümedir. 2 diye bir elemanın varsa bu da alt kümedir. Bak böyle bir elemanın yok. Bak eğer bu şöyle olsaydı kabul. Bu bir alt kümedir ama bu arkadaş böyle bir alt kümesi yoktur. Yani doğru cevabımız 9. soru için neymiş? neymiş? Şimdi geldik ona. Olduğuna göre B kümesinin alt kümenin kaç tanesinde en az bir çift sayı bulunur demiş e, baktığınızda 8 olacak o zaman. 8'i biz alıyoruz. 8 hep var. Sonra bunların yanına 1, 3, 5'ten bazı elemanlar belki hepsi belki birkaçı eklendiği zaman yeni yeni alt kümeli olacak. Ama genel olarak baktığında hepsinde 8 olmuş olacak. Değil mi? En az bir çift sayı. Zaten bir tane çift var. O zaman 8'in yanına 1, 3, 5'ten 2 üzeri 3, 8 farklı şekilde küme ekleyebilirim. Her bir eklediğim küme de farklı farklı küme oluşturur. Her birinde de 8 olduğuna göre o zaman doğru nedir? Denizlidir diyebiliriz. Şimdi geldik 11. sorumuza. Şimdi A fark B kümesi yukarıdan hangisidir demiş. A'da olup B'de olmaya. Şimdi bunu geçtim. A'da da var B'de de var. Bunları da bunları da bunları da bunları da geçtim. Şimdi küme demiş. Bak şu eleman B kümesinde yok. Ama bu elemanı senin küme olduğuna göre bir daha küme parantezine göstermen lazım. Yani doğru cevabın ne gelmesi lazım? Adana değil, Bursa gelmesi lazım. Bu da 11'in sorumuzun çözümüydü. Geldik 12'ye. Şimdi burada kesişim işlemi ve fark işleminden bahsediyor. Kümelerde bir işlem sorusu. B ile C'nin kesişimi, şimdi B ile C'nin kesişimi burası. Yani B'de ve C'de olan yer. Yani neresi? Burası... Ama nerede olmasın? A'da olmasın. O zaman içindeki A'yı iptal edeceğiz. O zaman şu mavi bölge bizden istenilen bölgedir. O zaman doğru cevabımız ne geldi? 12 soru için. Ceyhan geldi diyebiliriz. Geldik sağ tarafa son 4 sorumuza. Şimdi 4 tane 5 tane küme vermiş. Kümeler kaç tanesi boş kümedir? Sıfırdan küçük doğal sayı var mı? Yok. Ama sonuçta elemanı yok. Ama bir küme. Değil mi? O zaman bu bence boş küme. Okey. Eksi 3 ile eksi 2 arasında bir tam sayı var mı? Yok ama herkes doğru anlıyor. Bak yok diyorum. Tanım doğru. Bir küme ama eleman sayısı yok. Şimdi eksi 3 ile eksi 2 arasında bir reel sayı. Hop stop. Eksi 3 ile eksi 2 arasına sen binyonlarca eleman sokabilirsin reel sayı dediği için. O zaman C'yi iptal edin. Eksi 3 ile 10 bölü 3 arasında bir rasyonel sayı. O burada da bir sürü eleman elde ederim. Bu da bir boş küme değildir. Tamam. Sıfırdan küçük karesi sıfırdan küçük reel sayılar. Şimdi burada da çözüm kümesi boş küme. Ya da hani bu, bu küme de boş kümedir. Ama sonuçta herkes tarafından aynı anlaşılır diyebiliriz. O zaman 13. sorumuzun cevabına gelecektir. Ceyhan gelecektir diyebiliriz. Geldik 14'e. Şimdi A kümesi eksi 2, 1, eksi 1, 0, 1, 2. B kümesi A kümesindeki elemanların karelerinin 4 eksi. Eksi 2'nin karesinin 4 eksiği. Eksi 1'in karesinin 4 eksi, 0'ın karesinin 4 eksi, 1'in karesinin 4 eksi, 2'nin karesinin 4 eksi. Ne yaptı burası? 0. Burası ne yaptı? Eksi 3. Burası ne yaptı? Eksi 4. Burası ne yaptı? Eksi 3. Burası ne yaptı? 0. Demek ki benim B kümem nereden oluşuyor? 0'dan, eksi 3'ten, eksi 4'ten oluşuyor. Bunların elemanları toplamı ne yapacaktır? Eksi 7 yapacaktır diyebiliriz. Bu da 14. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik 15'e. A kümesinin aşağıdaki sayıda kümelerinde hangisine eşit olursa K kümesi sonsuz kümeye eşit olur. Yani ben buradaki A kümesini öyle bir seçeyim ki eksi 2 ile eksi 1 arasında sonsuz tane olsun. Şimdi eksi 2 ile eksi 1 arasında bir doğal sayı zaten yok. Tam sayıda tek de oraya sığdıracağımız bir eleman yok. Negatif tam sayıda tek de oraya girecek bir eleman yok. Pozitif reel sayı zaten bu bölgeye girmez. Ama rasyonel sayı dersen oraya milyonlarca rasyonel sayı sığdırabilirsin. Çünkü rasyonel sayılarda belli bir kıstas sınır yok. O aralıkta sonsuz tane ne yapabiliriz? Rasyonel sayı sayabiliriz. Yani 15. soru cevabı Edirne'ymiş. Şimdi geldik dersimizin ve testimizin son sorusuna. Şimdi 16. soruda A karteten çarpım B, B karteten çarpım A'nın alt kümesiymiş. Bu nasıl mümkün? Bir kere A, B'nin alt kümesi ya da B de A'nın alt kümesi ise benim buradan anladığım A ile B birbirine eşit olacaklar ki A karteden çarpım B, B karteden çarpım A'nın alt kümesi olsun. Şimdi B karteden çarpım A'da A da A karteden çarpım B'nin tabi doğal olarak tersi de geçerli. O zaman dediğim gibi A kümesi ile B kümesi eşittir. O zaman buradaki 1, 2, 3 M ile buradaki 2, 3 N eşit olacak. Buradaki M 3'tür. Burada olmayan da nedir? N'dir. O da nedir? 1'dir. N1, M'de 3'tür. E 3, N 1, M de 3'tür. M'e 3, N'e de 1 verirsek 6 artı 3'ten cevabımız ne gelecektir? 9 gelecektir diyebiliriz. Bu da 16 sorumuzun çözümüydü. Ve böylece kümelerdeki ilk testin çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.